Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre ve yanımda da kardeşim Ayşe var. Hoş geldin Ayşe'cim. Hoş buldum, merhabalar. Bugün kardeşimle birlikte kanalımızdaki en eski seriler var ya, böyle Android korku oyunları oynadığımız oyunlardan birini oynayacağız. Gerçekten çok tehlikeli ve çok ürkütücü bir oyun. Ve bu oyuna Ayşe ile birlikte karar vermek istediğim için birlikte çekiyoruz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız, Ayşe ile de daha çok video gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Bu arada senin yüzünden kameraya sığmıyorum. Ya hayır. Şimdi daha fazla uzatmadan bak ne yapıyoruz. Hop, video. Evet, oyunumuzu başlattım. Şu an ekranda görüyorsunuz. Bu arada ücretli bir oyun bu. Oyunun arayüzü bu şekilde Ayşe. Şimdi bağlanacağız, tamam mı? Bağlandıktan sonra bir adam bizimle görüşmeye başlayacak ve biz onun hareketlerine, ne yapması gerektiğine karar vereceğiz. Ve bu adamı oradan kurtarmaya çalışacağız, tamam mı? Bu arada çok ürkütücü. Sonuna kadar izleyen ciddi ciddi bordo verelidir. Şimdi başlıyoruz. Şimdi adama bağlandım bak. Burada bilinmeyen birisi var. Ani bir şeyler çıkmayacak değil mi bak? Ya ani bir şeyler çıkmıyor. Şu an bağlantımız başarılı. Mesaj alındı. Ses çok korkutucu. Değil mi? Bayağı ürkütücü bu arada. Dur. Orada birisi var mı diyor bize. Oradaysan bana yardım et diyor. Tamam, biz sana yardım edeceğiz. Sen kimsin diyelim değil mi önce? Aynen. Önce bize kendini bir tanıt. Ne oldu sana? Kimsin sen? Kim olduğumu hatırlamıyorum. Sanırım bir ormandayım ve burada uyanmadan öncesiyle ilgili aklımda hiçbir anı yok. Uyandığımda yanımda sadece bir saat ve telefon vardı. İlginç bir şekilde telefonda sadece bu program çalışıyor diyor. Arama ya da başka bir şey yapamıyorum. Sadece bu program çalışıyor. Ben de video mesajı göndermeyi denedim. Birine ulaşacağını düşünmemiştim. Cebimde bir fotoğraf buldum. Bir kıza ait diyor. Sence ne diyelim? Kim bu kız diyelim mi? Etrafında neler var mı diyelim? Bence direkt kıza girme önce. Neden? Adama güvenemeyiz. Belki yalan söylüyor. Ama şimdi etrafında neler olduğunu sorarsak bence saçma olur. Kim bu kız dediğimizde, hani kızın fotoğrafı var diye vurdu ya. Okey, tamam. Bence kim bu kız diyelim. Tamam, İlk benim kararımla devam edelim, değil mi? Bilmiyorum, uyandığımda fotoğrafı incelemeyi çok önemsemedim. Şu anda daha dikkatli inceliyorum. Genç bir kıza benziyor. Açık tenli ve sarı saçları var. Aslında yüzü tanıdık geliyor ama bu sadece zihnimin bana bir oyunu sanırım. Korkmuş bir ifadesi var. Bu yüzden kendimi ona çok yakın hissettiğimi itiraf etmeliyim. Fotoğrafta bir şey dikkatimi çekti. Kızın arkasındaki duvarda bir tablo ve içinde bir resim var. Ya. Bu resimde ters bir şekilde çarmıha gerilmiş bir adam var. Güvenli bir yer ara, işkence edilmiş adam. Bence güvenli bir yer mi arasındasını istesek? Bir tık öyle düşünüyorum. Hayır ya, adam dikkatimi çekti. Bu karar senin bu arada. Hangi karar? Bence... İşkence edilmiş adama mı soralım, güvenli bir yer aramasını mı? Adamı soralım çünkü güvenli yer arayacak herhangi bir biliyorsun aynı falan yok. Tamam. İşkence edilmiş adamı seçtik. Bu çok korkutucu. Böyle bir şeyi kim yapabilir? Kızın neden korktuğu çok açık. Umarım durumu iyidir diyor. Ama bu fotoğraf benim cebime nasıl geldi? Belki de bu fotoğraf bana aitti ve bu kızı da aslında tanıyorum. Tabii bu sadece bir teori. Kendimi çok güçsüz hissetmeye başladım. Burada uyandığımdan beri hiçbir şey yemedim. Sanırım bir şeyler yemem ve su içmem gerekiyor. Ormanda kalamazsın, ağaçlarda meyve olabilir. Ama ormanda başka meyve ağacı ne alaka? Ama başka bir seçeneğimiz yok. Ya karnı doyurması lazım ya da açlıktan ölecek. Ormanda kalamazsın da diyemeyiz. Çünkü ormandan nasıl çıkacağını da bilmiyoruz. Evet, o yüzden ağaçlardan meyve olabilir. Son kararımız. Devam. Adamı öldürmeyelim, buradan kurtaralım yeter bizim için. Ağaçlarda meyve olabilir, sana katılıyorum. Her ne kadar çok fazla yaprak olmasa da meyve bulabilirim. Belki de bulamam ama en azından ağaçlar denemeye değer. Birkaç ağaca baktım aslında fakat henüz bir şey bulamadım. Sadece yaprak. Birkaç tane tırtıl gördüm. Beyaz renkli tırtıla benziyorlar. Sanırım bu ormanda ilk canlı burada tırtıllardan çok var. Bu ağaçlardan meyve bulmak gibi bir umudum kalmadı. Baktığım 6. ağaç ve karanlıkta görebildiğim kadarıyla hiçbir şey yok. Tırtılları yesin. Ölmesin, yesin. Tırtılları ama neyle pişirecek? Neyle yiyecek? Pişirmesin, yesin. Bir de direkt pişirecek mi? Direkt yutacak mı tırtılı? Evet. Bence yerleşim yeri arasın. Yerleşim yeri arayamaz, ormanın içine tamam. Nasıl arayacak? Yine Ayşe'nin dediğine katılıyorum. Ben Ayşe'nin devam ediyorum. Yani tırtılları yediriyoruz adama. Ağaçı falan bulur, sonra içinden biri çıkar. Adam iğrenç dedi bak. Ama sanırım haklısın. En azından bunları yemek benim için biraz enerji olabilir. Fakat bunu nasıl yapacağımı bilemiyorum. Bu çok iğrenç. Birini elime aldım. Şu anda parmağımın arasında ve ne hala hareket ediyor. Parmaklarımın arasında kıpırdayıp duruyor diyor. Şu an yiyor adam senin yüzüne. Aha gitti adam. Müsait değil diyor adam, gitti. Hayır ya. Çekmiyordur. Bence de çekmiyor. Evet, hızlı hızlı 5 tane yemeği başardım. Gerçekten çok iğrençler ve onları ısırdığımda ağzıma akan jel benzeri sıvının tadını sana tarif edemem. Bazı parçalarının yutarken bile hareket ettiklerini hissediyorum. Evet, gerekliydi. Hayatta kalmamak için böyle şeylere kendimi kapatmam gerekiyor. Bir de hızını alamamış, 5 taneymiş yani. Aslında şu anda su için her şeyi yapabilir. Yani sen ne çok şey istiyorsun ya. Gerçekten ağzım çok fazla ağaçtan kurudu. Ağaçtan su mu? Evet. Nasıl lan? Ama yani film sahnesine değil sonuçta. Falan şey yapıyorlar. Susuzluktan öleceksin, su araman gerekiyor su diye. Su arasın bir zahmet. Yani... Adamı öldürmemek için şu an can çekeceğiz. İleride bir bina gördüm diyor. Hemen oraya git, giderken temkinli ol. Sence? Şimdi gittiği yerde ne çıkacağını da bilmiyoruz. Evet. Bence temkinli olsa daha iyi olur. Tamam, temkinli olmasını söylüyoruz. Ya zaten iki türlü de gideceğini söylüyor. Ya temkinli gidecek ya da direkt içeri gidecek. Merak etme, burada ölmek istemiyorum diyor. Tamam. Elimden geldiğince dikkatli olacağım, söz diyor bize. Okey. Orada görüntüleri gösteriyor şu an girdiği yer. Biraz daha yaklaştım. Burası sanki bir markete benziyor diyor. Burası
arası bir market böyle bir yer bulduğuma inanmıyorum diyor. Oradan biri çıkacak gibi hissediyorum şu an. Burada hayatta kalmamı sağlayacak bir sürü şey bulabilirim. İnsan var mı? Hemen girişe git. Bence hemen girişe gitsin çünkü market olduğunu söyledi. Ya biri varsa. Gerçi yardım da edebilir şimdi. Herkese evet. Şüphelenmemek evet, de gerekiyor. Evet, herkese şüphelenmemek. Hemen girişe git dedim. Ya. Git lan. Raflar var ve çoğu boş gözüküyor ama bazılarında bir şeyler var. Neden kimse yok diye düşünmeden edemiyorum. Ve bu beni korkutuyor. Her neyse kapıyı açmayı deneyeceğim. İçeride kimse yok. Yani ormanın içinde. Market bomboş. Için. Tanrı'ya şükür kapı kilitli değil. İçerideyim. Yine bence girdi girdi içerideymiş şu an. Çok şey oldum. Yiyecek reyonuna git, içecek reyonuna git. Su istiyordu, su içecek reyonuna yani. Gidelim. Tamam, içecek reyonunun olduğu yerdeyim ama içinde içecek olan bir şey göremiyorum. Burada bir sıkıntı var. Şükürler olsun ileride içecek bir şeyler var. Oraya gidiyorum. Tamam. O kadar mutluyum ki çok susamıştım. Tamam, güzel. Suyunu da bulduk. Bu çok tuhaf. İleride aynaya benzeyen bir şey var. Reyonların arasında bana çok tanıdık geldi. Oldukça büyük bir ayna. Bir dakika, aynaya bakıyorum da arkamdaki şeyleri yansıtmıyor. Lanet olsun, her yer karardı, bağlantı kesildi. Bir şey mi oldu, orada mısın diyeyim. Ne diyeyim? Adam, sen niye bağlantı da gördüğün yere gidersin ki? Bağlantı kesildi. Yeniden bağlantı. Bağlantı çabuk, adam öldü. Adamı sokmayacaktık o markete ya. Senin yüzünden öldü adam. Sen dedin girsin diye. İçerisi çok karanlık diyor. Bir dakika, ışıkların içinde çok loş bir ışık açıldı diyor. Burası bir hastane diyor. Ama bu imkansız. Az önce baktım, buraya girdiğim yerde sadece duvar vardı diyor. Ayna gibi şeyin içine geçti mi? Evet. Bir dakika, ileride birisi var. Sedyeyi itiyor. Bağırdım ama bakmadı. Oraya doğru koşuyorum. Ay. Geldik zurnanın zart dediği yere. Bir kapı açıldı. İçeride oldukça fazla ışık vardı ve içeriye girdi. Gerçekten yoruldum ama varmak üzereyim. Abi kim dedi sana git diye? Sana zarar verebilir. Evet, bence. Zarar verebilir. Zarar verebilir. Aa, ölmeni istemiyorum lütfen. Ölme. Burada üstü örtülü bir ceset var. Burası çok büyük bir oda değil ve içeride kimse yok. Sağ tarafta bir masa ve üzerinde birkaç kağıt olduğunu görüyorum. Kağıtlara bakacağım. Aman tanrım. Burada benim resmim var. Olamaz. Bunlar polis Oha. Raporları. Eşimin bir grup tarikat üyesi tarafından defalarca boynundan bıçaklandığından bahsediyor. Olamaz, bu Eva eşim, onun da resmi var, başka resimlerde de var. Olamaz, bunlar ailemin resimleri. Ayrıca kızımız Lisa'nın da harekat üyeleri tarafından kaçırıldığından bahsediyor. Oradaki ceset karısı olabilir mi? Olabilir. Ya bu cesedi kontrol etsin bence. Etsin, evet etsin. Cesedi kontrol ettiriyoruz. Tek isteğim o örtünün altındaki kişinin eşim olmaması. Allah'ım lütfen olmasın. Lanet olsun. Bu Eva diyor. Ondan Allah sadece özür diledim. Onu kurtarmayı başaramadım ama kızlarımı kurtarabilirim diyor. Şimdi biz bu adamın kızını kurtarmasına yardımcı olacağız. Olanları neden hatırlamıyorum bilmiyorum ama sanırım en başında o ormana gitme sebebim buydu. Ve tabii ki ben hatırlamıyordum ama cebimde bulduğum resim kızım Lisa'ydı. Cebinde bulduğu isim o kızıymış. Etrafta çıkış olabilecek bir yere bakıyorum diyor. Belki alt kata inen merdivenleri bulabilirim. Buradan çıkabilirim. Abi bir şey diyeceğim. Az önce duvar gibi bir şeyin içinden geçmedi mi? Oradan çıksın geri. Ben de diyorum ki evet, ben de bunu düşünüyorum şu an. Geldiği yerden çıkabilir evet, ama niye alt kata yer... inme zorunluluğu. Bak mesela şu an bir şey hatırlamamız gerekiyor. Burada adam evet. Alt katta çıkış olabilir diyor. Alt kat çıkış olabilir mi diyelim, bence mantıklı değil mi diyelim. Ya bence mantıklı değil. Bence de mantıklı değil. Çünkü hani geldiği yerden çıkması gerekiyor. Hani duvar gibi bir şeyin içinden geçse de o tarafa artık kararı sen ver. Neyse. Hangisi? Çok önemli bir karar. Bence mantıklı değil dedi. Haklı olabilirsin. Yürümeye devam ediyorum. Burası gerçekten çok ürkütücü. Seni dinlemedi gitti. Düşünsene tek başınasın. Ya etraf karanlık ve bilmediğin bir yere yürüyorsun. Neyse ki sen varsın diyor. Bir dakika, merdivenleri buldum. Aha aşağı iniyorum. Bak dinlemedi seni. Aşağı iniyorum. Neyse. Yürü geber lan. Etrafı da çok zor görülüyor diyor. Tamam, alt kattaki koridordayım. Buldum sanırım orası çıkış. Oraya doğru koşacağım. Yazdıklarına bakamayabilirim. Bence şey yapalım. Kışa git demeyelim. Direkt eğer çıkışsa git. Eğer çıkışsa yani, eminsen. Her yer bir odaya açılıyor. Burası ise sadece karanlığa. Başka şansım yok. Aha gitti. Bağlantı yine gitti. Gitmeyecektin oradan ya. Bu nasıl olabiliyor anlamıyorum. Kapıdan çıkar çıkmaz ormana geri döndüm. Daha ilginç olan ise arkama baktığımda ağaçlardan başka bir şey yoktu. Lanet olsun. O her saat başı duyduğum ses burada köprülerden geliyormuş. Burası olmalı. Kasabaya gidiyorum. Köprüyü geçtim. Burada çok ağaç yok. Ufak tefek çalılar var. Seni kimse görmesin. Dikkatli ol kızın için. Niye kimse görmüyor ki? Adam zaten yardım arıyor. Adam şu an yardım arayamaz. Çünkü o bölgede karısını öldürdüler. Aynı zamanda kızını kaçırdılar. Evet doğru. Dikkatli ol kızın için diyorum bence. Bir dakika, hoparlörden birisi konuşuyor. Buna inanmayacaksın. Sana neler dediğini yazacağım diyor. Ben Tanrı'nın yeryüzündeki sureti Pedercim, Jonathan, Sal Bakiremiz, küçük Lisa'yı bir saat sonra günahlarımızın bağışlaması için kurban edeceğiz. Oh. Aman Tanrım, aşağılık herif kızımı öldürecek. Hemen onu bulmalıyım. Bu arada burayı görmelisin. Tam bir delilik, telefonumuz sinyal gücü yüksek, görüntü göndermeyi deneyeceğim. Görüntüye bakıyoruz. Şuraya bak, kasabaya bak. Oha. Yeni görüntü mesajı. Abo, sıçtın oğlum, burada sen öldün. Oh. Evlerden birinde olmalı. Evler şey gibi duruyor bu arada. Şimdi sanki kritik nokta gibi. Solda ise bir evin penceresi açık. Belki adamı boğabilirim ya da evin içinden gizlice gidebilirim. Sence hangisi? Evin içine giderse bence risksiz bir şekilde. Yani riskli ama hiç yoktan evin içine girebilir görünmeden. Ama evet. Adamı öldürmeye kalkarsa ve o adam ondan güçlüyse bunu öldürür. Evet. Ve ses falan da çıkarır. Evet. Muhtemelen. Evin içine girsin bence. Aynen. Kritik kararlar. Burada verdiğimiz kararlar çok önemli. Tamam, pencereden içeriye gireceğim diyor. Adamın üzerine gitmemek mantıklı oldu sanırım. Evet öyle oldu. Başkaları da geldi çünkü diğer taraftan bir pencere açıp doğru karar vermişiz. Çok doğru.
kadar. Bir dakika diğer pencerenin altında kesilmiş ağaç başları ve yerde bir pala var. Bunun yanıma alıyorum diyor. Palayı yanına alsın çünkü saldırıya uğrayabilir abimiz. Diğer kulübenin içine giriyor. Okey. Aman tanrım burada uyuyan birisi var. Sanırım sesimi uyanacak. Ha. Uyanıyor. Abo! Öldürmesi lazım bence. Saklan öldür. Öldürsün bence. Bence öldürsün. Amaca giden her yol mübahtır arkadaşlar. Bu vebal üstüme alamam. Öldüre basıyor. Öldür abi. Ya öldüremezse onu öldürürse? Bir insanı öldürmek zorunda kaldığıma inanamıyorum. Evet ben de çok üzgünüm. Sanırım kalkıyor. Bunu yapmazsam kızımı kurtaramam. Doğru. Yapacağım. Bağlantı gitti. Bunu hak etti mi kızını? Hayır kızını düşünsün tabii ki hak etmedi ki. Kızını düşün hak etmedi bence de. Kızı için yapıyoruz arkadaşlar. Yoksa insan öldürmeyiz yani. Her yerim kan içinde kaldı. Sana bir şey olmaz. Adamın arkasından yaklaştım. Boğazını kesecektim. Bir an tereddüt ettim. O da hemen bir bıçağa uzanmaya çalıştı. Bak yapmazsam yaparlar. Biraz kargaşa yaşandı. O zaman seslerini duydu. Bir anda hadi kızım gözümün yani önüne geldi. Ve onun boğazını kesip öldürdüm. Ben gerçekten kızı oraya İleride diğer kulübelerden daha büyük bir kulübeye giriyorum. Sanırım burası pederin evi. Peder derken babadan bahsetmiyor. Kızım orada olabilir, oraya yürüyorum. Lanet olsun bir anda telefonumda bir resim belirdi. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama üzerinde hatırla yazıyor. Bu pederin resmi. Bu ne lan? Baksana. Şu mu peder? Herhalde peder. Şurada da insanlar var. İzliyorlar herhalde o öldürdükleri sahneyi. İçinden biri kızıysa. Eve çok yaklaştım. Olamaz. Benim olduğum tarafta elinde bıçak olan bir adam var. Koruma koyduklarına göre kızım kesin içeride olmalı. Adamı geçmenin bir yolunu bulmalıyım. Taş at. Dikkatini dağıt. Git ve öldür o adamı. Şimdi gidip direkt öldürmeye çalışırsa olmaz. Çünkü çok dikkat çeker. Evet. Dikkatini dağıtıp adamı başka bir yere yönlendirip öyle geçebilir. Evet. Senin kafan çalışıyor. Bu yüzden okutuyoruz seni. Farkında mısın? Taş at dikkatini dağıt. Bu çok zekice tamam. Ya kardeşim işte ya. Kafası arada çalışıyor. Bu yerden ufak bir taş buldum. Bir kulübenin köşesine saklandım. Başka bir yere atıp adamı oraya çekeceğim. Tamam. Sonra arkasından sessizce gidip onu öldüreceğim. Bu da herkesi öldürmeyecek. Ben ne anlamadım. Bana şans... Aha gitti. Yine gitti. Allah belanı vermesin. Yine gitti adam. İyi şanslar yapabilirsin. Yapabilirsin de. Kızın ama için. Git adamın kızın için. Dağıt dedik. Öldür mü dedik. Bu da yani. Tabii bunun yine bağlantısı gitti. Olamaz. Adamı yaraladım ama ölmedi. Şu an yerde can çekişiyor. Sanırım nefes borusunu kestim. Ay. Boğazı kanıyor ve çok tuhaf sesler çıkartıyor. Allah, sıçtın. Gözümün önüne geldi. Evet ya. Onu öldürsem mi yoksa hayatta mı bırakmalıyım sence? Lan tabii ki öldür. Öldür öldür oğlum ya. Senin kadar... kızını kaçırmışlar. Seni de öldürür bunlar. O kadar yapmışsın hani. Pekala öldür. Ay yine müsait değil. Tamam sen öldür. Müsait olunca dön abi. Camın önündeyim. Evin içini görebiliyorum. Tamam artık yaklaştık. Olmaz bu Lisa onu dışarıya çıkartıyorlar. Geldik kızını gördük. Belki sahneye götürüyor olabilirler. Abi kurtarmamız lazım kızı ya. Lisa'yı sahnenin arka tarafında bir yere bağladılar. Abo! Gitti. İnsanlar onu göremiyor. Ben sahnenin tam yan tarafındayım. Sahnenin diğer tarafı çok kalabalık. Gerçekten belki yüzlerce kişi bile olabilir. En ufak bir hatamda onu kaybedebilirim. O hatayı yapmamamız lazım. Bekle. O hatayı yapmayacağız. İzlemeye devam et. Gidip kızını kurtar. Yüzlerce kişi var. Kızını kurtaramaz o an. İzlemeye evet devam etmesi lazım. İzlemeye devam ederse kızı öldürebilirler. Ama yanında da bu seferkinden daha kuvvetli bir adam var. Ne yapıyoruz? Bilmiyorum. İzlerse de öldürürler. Ama yani bir anda atak yaparsa belki içinden biri kurtarmak ister. Ama gidip. İnsanların içinden. Tamam da kız bir sürü adam var. Herkes toplanmış. Bu adam tek başına ne yapabilir? İzlemeye devam etsin mi? İzlemeye devam etsin ya. Bence izlesin ya. Tamam izlemeye devam et diyoruz. İzlemeye devam ettikçe tamam izliyorum diyor. Okey. Bir dakika sahneye biri çıktı. Ah güzel. Bu pedercim canı. Tamam. Açıklama yapar muhtemelen. Orta yaşlı bir adam. Saçları siyah ve üzerinde bembeyaz bir takım var. Saçları iyi taranmış ve gözünde bir güneş gözlüğü var. Burada uyandığımda duyduğum o ses bütün hoparlörden çaldı. Bir şeyler söylüyor. Şöyle dedi. Babanız ve tanrınız olarak size kutlu bir günün haberiyle geldim. Üzerinde kutsal işaretli olarak bakiremizi bulduk. Olamaz devam ediyor ve onu bugün günahlarımızdan kurtulmak için kurban edeceğiz. Tam hamle yapacağı zamanı bekleyelim. Hamle yapacağı zaman çok önemli. Şöyle dedi, kurtuluş için içeceğimiz sularımızı hazırlayalım. Olasıcalar. Kızımı sahneye çıkarttılar. Kızım pederin ellerinde ağlıyor. Ne olacak oğlum? Olamaz. Elinde altın rengi bir bıçak var. Kızımın boğazını kesti. Lan ne? Öldü mü şimdi kız? Kız öldü. Kurtaramadık kızı. Niye? Bir müdahale ettirecektik orada. Ya tamam da. Belki ölmedi. Belki hastanede kurtulacak. Orada mısın? Ne oldu? Ne oldu de aynen. Allah kahretsin. Bizim aklımıza sıçayım kızı kurtaramadık. Kızın kanını içecekler. Orada müdahale ettirecektik ya. Ha yine gitti bağlantı. De oğlum adam yok ya. Kurtaramadık Allah be. Pederi öldürdüm. Oha ama kızı da öldü. Lisan'ın ölü bedeni şu an sırtım. Ya. Yapma. Kurtaramadık kaçıyorum diyor. Abi. Hızla kaçmalısın ne diyeyim. Kaç artık yani bitti şu an. Tamam endişe etme. Endişe mi etme? Ya ne endişe etme kızın öldü karın öldü. Hoparlörden bir ses geliyor. Peder öldü günahlarınızdan anmak için kendinizi öldürün. Gel lan buraya.
Kız da Lisa da öldü. Çocukların ağlama sesleri geliyor. Sanırım kendilerini öldürüyorlar. Abi. Arkadaşlar ya. Bu oyunun boku çıktı artık. Yani ciddi ciddi boku çıktı yani bu oyunun. Ne? Onu yere yatırdım. Olamaz bu Lisa, bir şeyler fısıldıyor. Her şey yaşandı. James de... Kız ölmemiş. Dur. Nefes alıyor. Bekleyin bir dakika. Tamam kız ölmedi. Her şey zaten yaşandı. James istersen de beni kurtaramazdın ama Lisa ölmüştü. Anlamıyorum. Korkuyorum. Lanet olsun. Bir anda telefonumda görüntü belirdi. Olamaz yine hatırla yazıyor. Kaynağı ne bunların? Bunlar intihar eden insanlar, ölmüşler. Açıyorum görüntüyü. Aç. Ay, hepsi birbirini öldürmüş. Adam aslında şizofrenmiş. Oraya doğru gidiyorum. İmkansız evde bir anda yargın başladı. Şu anda ateşler. Ya başlayacağım senin de, her yerde bir bok çıkıyor. Oraya gitmemelisin. Bunlar gerçek. Ya niye her işin içine atlıyor? Değil mi? Yani bok mu var? Defol git artık yani. Oraya gitme. Gitme lan. Gitme artık arkadaş. Yeter. En son fısıldadı. Öldü aynen. Burası çok sıcak. Ya yanıyor zaten ev. Tabii sıcak olacak. Bir dakika içeriden Lisa'nın sesi... Abi nasıl ya? Ya bak bizle dalga mı geçiyorsun sen lan? Lanet olsun olamaz. O bu yanan evin içinde. Aman tanrım. La oğlum kız ölmedi mi az önce? Baba yardım et diye bağırıyor. Sanırım aklımı kaybediyorum. Zaten kaybettin sen. İçeri girmeyi düşünüyorum. Gir la kızınla beraber yanalım. Çok saçma bir teorim var şu an. Buna emin misin? Gerçek olamaz. Gerçek olamaz abi. Gerçek olamaz çünkü bak mesela filmlerde şey olur ya, böyle içine cin kaçmış insan, hani böyle bedenden bedene girer ve insanı manipüle etmek için onun bedenindeymiş gibi davranır. Evet. Belki şu an o Lisa değil ama onun içine girip Lisa'ymış gibi davranıyor belki de. O zaman gerçek olamaz diyorsun. Yani adamı içeri almak için, içeri sokmak için böyle bir şey yapıyor olabilir. Mantıklı. O zaman gerçek olamaz diyorsun. Gerçek olamaz abi, kız öldü. Gerçek olamaz, gözümüzün önünde öldü kız. Bilmiyorum diyor. Hala bilmiyor. Benim dediklerime göre hareket et. Ya burası yanıyor ve içeriden kızımın sesi geliyor. Oradan girmeyi deneyeceğim. Alevler henüz oraya ulaşmamış. Ağzına kumaş tut ne demek? Hemen içeriye girsin bence. Ağzına bastım kumaş tutsaydı keşke çünkü şeyden... Neydi? He zehirlenmiyor musun? Aynen şey? Tutuyorlar ya böyle. He, tamam falan. Merak etme, oraya koşuyorum. Tamam burası salona giriyor. Camı dirseğim ile kırmayı deneyeceğim. Bence ben, ölecek bence, burada. Bence kız orada değil ya. Kötü bir şey oldu mu diyelim. Bence de değil oğlum, kız öldü orada yani. Evet kırıldı. O Lisa değilse var ya yine harbi söverim, oyunu kapatırım. Giriş kapısının önü küle dönmüş. Her şey yanıyor okey. O patlamada kız sağysa bile ölmüş olması lazım. Şimdi bak Lisa'yı bul diyor, yanabilirsin diyor. Yani buldurak mı artık? Ya kendi girdi, bulsun biz artık. Aynen yani, artık yani oraya kızı bulmak için girdi. Evet. Mecbur bulduracağız yani, yapacak bir şey yok. Yani yanacağını bile bile biz girme dedik, girdi bu. İleride mutfak var, diğer tarafta da koridor var. Şimdi ateşlerin ortasında kalacak var ya. Ha Lisa çığlık attı. Ses üst kattan geliyor. Hadi. Ama oraya çıkmak için koridora girmem gerek. Sorun şu ki orası alevler içinde yanıyor. Sadece ne yapmalıyım? Bak, karar veremiyorum. Şu an. Mutfak yanıyor diye biliyorum ben. Üstte bir şey yazıyordur. İleride mutfak var ve diğer tarafta koridor var. Her şey yanıyor diyor. Şimdi mutfağa girip üstünü ıslatıp koridordan o şekilde geçebilir. Bu sayede yanmaz. Mantık suya bak. Ama onun aklına gelir mi bu bilmiyorum. Doğru. Tamam mutfak hemen karşımda. Orada alev yok. Güzel. Bir dakika burada su dolu bir kova var. Oo! Abi senin var kafan ya. Çalışıyor yemin çok ederim iyi. Adamsın. Bununla ateşleri söndürürüm ama üzerime dökebilirim. Bu işe yarar dedim. Bu işe yarar dedim. Bu işe yarar. Yani. Tamam su üzerime döktüm diyor. Aferin lan. Vallahi nereden aklına geldi bilmiyorum ama kafan çalışıyor. Kendini öldürmeyi Lisa seni bekliyor. Kızın arkasında tablo olduğu bir resim vardı bence. Lisa gerçekten içeride sanırım. Orada. Ama öldü bu kız az önce ya. Oraya doğru koşuyorum ben. Aman tanrım. Girdi kesin içeri mal. Salak. Burada kimse yok. Lan dedik ya. Lan oğlum orada değil diyoruz, çık. Olamaz, her şey yerinde, kızımın eşyaları, oyuncakları. Ama oy. Oğlum biz sana ne diyoruz? Bizi dinle. Az önce buradan ağlama sesleri geliyordu. Lan hoparlör hoparlör. Çık oradan. Kandırıyorlar seni. Bir dakika kasanların bu onun sesi. Allah'ım. Bu öldürüyorum ya ben bunu. Vallahi bu gebersin gitsin. Dışarıdan geliyor diyor şimdi. Yani Lisa, gitsin geber. Lisa komple orada olamaz. Bence git geber. Orada değil Lisa. Git değil. Dışarıda olamaz. Cevabımı verdim ben. Koridora çıktım. Buna inanmayacaksın. İlerideki odadan bir erkek ses duyuyorum. Şöyle diyor. James buraya gel. Dışarıdan Lisa'nın ağlama sesleri ve çığlığı geliyor. Lanet olsun, nereye gitmeliyim? Yanına bir adam almış. Şey diyeceğim. Yanına kimi alacak? Bu adam tek başına. İçeriden gelen bir erkek sesi James mi diyor? James kimdi lan? En başta dur. Kimdi lan o? Dedektif çöz çabuk. Bir dakika. Kimdi o? En başta. Kardeşim ben bu soruyu sana çözmen için ilk başta bir şöyle kolonya vereyim. Buyur. İzleyicilerimize de verelim kolonyayı. Arkadaşlar şöyle alın. Bu soruya çok kritik bir cevap. Lisa'ya mı gideceğiz, diğer sese mi gideceğiz? Şimdi. Ama önemli olan kızımız şu. Yanlış hatırlamıyorsam ilk başta adamın kimliğiyle ilgili bir şey söylediler. Adamın adı James değil miydi? İçeriden biri James diye bağırıyor. Ya da adamın adı mı James? O oradan zaman, çağıran. Sen de benim düşündüğümü mi düşünüyorsun? O zaman Lisa'nın yanına gönderelim mi? Hayır durma. Gitsin ya, Lisa'nın yanına git. Onu arıyorduk zaten Lisa. Karışmıyorum buraya. Ben de karışmıyorum hadi. Sanırım haklısın. Haklıyım tabii lan. Olamaz yine aynı şey. Ben bu oyundan bıktım arkadaşlar. Dışarıya çıktım ve her yer kapkaranlık. Arkama baktım ve hiçbir şey yok. Lanet olsun neredeyim ben. Ne sen ne defol ne geber git. Sabahtan beri seninle uğraşıyoruz. Yarım saat oldu. Adam sürekli evren değiştirip duruyor. Bunu ne zaman fark eder bak, acaba? Bak bir dakika, ileride göz alıcı bir şey var. Oradan gerçekten çıkmalısın. Gördüklerinin anlamı olmalı. Var ya bu bir abi, rüyaysa. Abi oyunun sonunda
adam kendini şizofreni olarak görecek. Hastanede gözlerini açacak, ben eminim. Bunlar senin anıların mı? Burası seni delirtecek. Burası seni delirtecek. Bir şey diyeyim mi? Bunlar önceden yaşandı. Adam sonra aklını kaybetti bunlar olduğu için. Abi çok akıllıyım ya. Bunlar senin anılarını mı diyorum? Birazdan yanlış çıkınca görürüm ben senin akıllılığını. Aman tanrım. Aman tanrım. Bir saniyeyle gözlerimi kapatıp açtım ve etrafta ne masa vardı. Bir şizofrenin gerizekalı anılarını kontrol etmeye çalışıyoruz şu an arkadaşlar. Eğer bu oyunu oynayıp çözebilen varsa helal olsun bu arada. Bak çok ciddi söylüyorum. Bu videodan sonra gidin bu oyunu oynayın. Çözebilen gelsin yorumlara yazsın. Hatta bana Instagram'da mesaj atsın. Biz çözemedik. Bundan pek emin değilim çünkü koridorun her tarafında duvar var. Sadece o kırmızı kapıdan geçebilirim ve ben korkmayamıyorum. Seni dinlemiyor, farkında mısın? Evet. Kapının önündeyim mi açıyorum. Aha, bir sürü ceset var. Üstleri beyaz örtülerle örtülmüş. Boyunlarından tavana asılmışlar. Ay. Aralarından geçmek zorundayım. Abi aralarından geçmek zorunda değilsin. Çık git ya. Vallahi bir defol git artık şuradan. Tuzak olabilir, evet işte bak bunu neden anlamıyor. Evet, tuzak olabilir. Beni tuzak. Dinlemeyeceksen bana soru sorma. Evet, niye soruyorsun? Vallahi kapatırım oyunu bak. Kalırsın orada mal gibi. Lanet olsun, bir tanesinin ayağına elim çarptı. İğrenç. Bedenleri buz gibi. Ölü sonuçta abi, buz olması yeri. Nereye gidiyorsun? Bu Lisa'nın sesi bir kapının arkasından geliyor. Abi yok Lisa, yok bak gelmiyor. Biraz anla ya, bak o sesler ona ait değil. Ağlayıp bir şeyler söylüyor. Ne söylüyor de? Baba. Baba. Bu da ne? Şöyle diyor. Beni kurtaramadın baba ve benim için orada değildin. Lan hani oğlum. Öncekinde de dedi ki ne de olsa beni kurtaramayacaktın zaten tarzı bir şey söylemişti. Beni kurtaramazdın demişti ilk kızın boğazı kesildiğinde. Sıldamıştı ya. Beni kurtaramazdın demişti. Hmm. Şimdi de suçluyor adamı. Bu da Lisa da şimdi. Çerefsiz. Hayırsız evlat. Hadi gir. Artık ölmek hayır istiyorum. Anlamıyorum. Neyi anlamıyorsun? Neyi? Ses yok, görüntü yok. İçeride, hiçbir şey yok değil mi? İçerideyim. Burada hiçbir şey yok. Olamaz. Abi bu oyun vallaha beşgene altıgene girdi. Sağ tarafta çocuk kıyafetleri var. Bunlar Lisa'nın eşyaları. Abi ben şunu açıklayayım. Biz bu oyunu çözemedik. Tamam mı? Ciddi ciddi çözemedik. Bu böyle devam etmeye devam edecek. Ben bir bok anlamadım bu oyundan. Bence biraz dini totem yapıp sağ taraftan sağ, gitsin. Aynen. Sol kötü hayırlı yol. Sağ hayırlı her yoldan gitsin. Sağ, sağ, sağdan gitsin. Yapın. Her şeyi sağ ayağınızla yapın. Tamam gidiyorum. Bir dakika ileride iki tane giriş var gibi yaklaşıyorum. Hadi bakalım. Bir kapı burada da çıkmazsa videoyu kapatıyorum arkadaşlar, ciddiyim. İleride siyah renkli çok büyük bir duvar var. Gördüğüm şeyler kapıya benziyor. Bu çok anlamsız. Bu kapıların arkasında iki tane merdiven var. Birisi aşağı iniyor, diğeri yukarı çıkıyor. Sence aşağı mı inmeliyim yoksa yukarı mı çıkmalıyım? Hani bunda da dini totem yapıp yukarı doğru. Göklere doğru çıksın şöyle. Dini totemle yukarıdan ne alakası var ama? Allah yukarıda. Tamam o zaman yukarıya çıksın. Çok saçma. Evet. Tamam işte şeye Rahmani ışık arkadaşlar o. Işıklar. Yukarıdan biri kalıyorlar, altında çok güçlü ışık, tamam. Lanet olsun, umarım bizi kötü bir yere çıkarmamışsındır. Ben ya, mi? Ben mi suçlu oldum şimdi? Ya bizim demediklerimizi yapıyorsun. İçeriye giriyorum. Umarım kötü ol. Bana güven de. Bana hadi güvenme. Güven. Güven bana güven. Artık bizim, sen bize, bize güvenmedin ama. Artık güven. Nasıl olur? Ben. Ne ben? Ben şu anda şehir. Biz bunun için mi uğraştık zamandan beri? Oğlum adam ciddi ciddi şizofren ve halüsinasyon görüyor. Arkadaşlar biz oyunun sonlarına doğru geldik ama bu adam böyle bir halüsinasyon tarzı bir şeyler görüyor ve biz hiçbir şekilde sonuna gelemedik oyunun. Eğer siz oynarsanız ve sonuna gelirseniz bunu bize yorumlarda bilirsin. Cidden ya Ayşe'ye yazın, yazın ya da bize yazın. Yani bize yazın ya bana yazın ya ona yazmayın boşverin. Bana yazın çok merak ediyorum. Ben adamın şizofreni olduğunu inanıyorum. Eğer evet böyle bir sonuç çıkarsa lütfen bana yazın. %100 şizofren bu arada, o adam halüsinasyon görüyordu. Kesinlikle. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp videonun tüm bildirimlerini açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.